Aynaya bakmak bazen hüzünlü, bazen keyifli olabilir. Çağımız insanı, sömürü sisteminin cenderesine sıkışmış, çevresindeki güzelliklerden kopuk, içeride kapalı bir yaşam sürmektedir. Gelin bizimle birlikte aynaya farklı bakalım. Dünyada benzersiz güzellikler sunan Sarısu Doğal Lagünü'nden, sahilden başlayalım, içeriye doğru devam edelim. Deniz, kumlara şarkı söyletirken, doğanın kokusunu, mavinin, yeşilin ve sarının doğada bulunan bütün renklerin en güzelini yansıtan ayna olduğunu belki de fazla bilmiyor olabilirsiniz. İşte, renk ve ses cümbüşlerinin herkesi etkilediği benzersiz destansı güzellikler sunan çok özel bir dünyadır, Sarısu sahilleri. Sarısu Deresi'nin son çıkışı Akdeniz'le buluşurken, kumdan doğal kanalla yarattığı ekosistemin son parçasını muhteşem güzellikte peyzajla tamamlıyor. Güneşin denizle olan dansı, kocaman gemilerin limana giriş için sırada beklerken, açığa demirlemiş manzaraları, her zaman hayranlık uyandırır. Gün batımına yakın, oluşan manzaranın seyri doyumsuzdur. Bey Dağları ve kucağındaki Sıçan Adası'nın görsel panoramaları, sadece Antalya'ya özgüdür. Akşam saatlerinde oltasını alan herkes akşam yemeği için balık tutabilir miyim umudunu taşırken, kamp sandalyesini kapan insanlar, bir yerlere oturmuş, denizin kumlara şarkı söylettiği ve dalga seslerinin terapi etkisi yaptığı büyük tek gerçek Şef Tanrı Doğa Ana'nın aynasına bakmakla meşguller. Sarısu Tabiat Parkı Havza alanındaki Sarısu Plajı Antalya Limanı'ndan başlar, Topçam sahillerine kadar devam eder. Antalya Kemer Yolu'nun 16. kilometresinde yer alan 34 hektarlık alana sahip plaj ekosistemi, kum ve çakıl karışımı içerir, sığ olması nedeniyle çocuklu aileler tarafından öncelikle tercih edilmektedir. Sarısu Tabiat Parkı Havzası, birinci derece sit alanı olarak ilan edilen geniş bir bölgedir. Adını Sarısu Deresi'nden alan Konyaaltı sahil bandının son noktasını oluşturan Sarısu Bölgesi, doğal güzellikleri ve kendine özgü bitki örtüsüyle benzersiz korunması gereken alandır. Antalya'yı benzersiz yapan bu yerin en güzel taraflarında birisi de piknik ve mangal yaptıktan sonra hemen yanı başınızda bulunan sahilde denize girebilme olanağına sahip olmanızdır. Yaklaşık 900 metrelik doğayla iç içe mavi bayraklı muhteşem sahili deniz severler için benzersiz güzellikler sunan bir ortamın varlığı çok ender bulunur. Sarısu, günübirlik turistik faaliyetler açısından ziyaretçilerine cazip fırsatlar sunmaktadır. Şehir merkezine uzak oluşu, bölgenin doğal doku, flora ve faunasının genel olarak korunmasına önemli katkı sunmuştur. Doğal biyolojisi şimdilik kısmen bozulmadan uzaktır. Sarısu sulak alan ekosisteminde zengin flora varlığına karşı herpetofaunasında kurbağaların şiirlerini neredeyse her mevsim dinleme olanağı vardır. Her mevsimde değişim geçiren güzelliklerini, yeşilini, çiçeklerini görme şansı bulamayanlar, bizimle birlikte bu kısa belgeselde yolculuğa çıkınız diyoruz. Akdeniz'in incisi, Antalya-Konyaaltı sahillerinin masmavi ve turkuaz renkli suları, beyaz köpüklü dalgaları, hemen gerisindeki, Sarısu Doğa Parkı'nın enfes yeşilliği, içinizi ferahlatacak manzaralar sunacaktır. Buraya gelin, yorgun düşmüş bedeninize doğal terapi ve yoga yapın, insanlığa bu güzellikler sunduğu için, tek gerçek Şef Tanrı Doğa Ana'ya teşekkür edin.
Konyaaltı Sarısu sahilleri ve doğa parkı güzelliklerine bakınca, Atatürk'ün gözlerini görebileceğiniz kadar masmavi Akdeniz'i, dalgaların kumlarla şarkılarının sesini dinleyince hayallere dalabileceğiniz kadar ritmik nameler dinletisinde rahatlarken, gözleriniz, renkleri, kulaklarınız, sesleri hissedince, şiir sanabileceğiniz kadar güzel, dokununca serin bir meltem, deniz kızlarının yaşayabileceği kadar hayat dolu, bakınca paha biçilmez bir tablo kadar güzel ve bir o kadar renk cümbüşüne bürünmüş denizin kıyısında olacaksınız. Her yıl binlerce insan sadece bu güzelim Konyaaltı sahillerini görmek için evlerini, işlerini bırakıp büyük bir heyecanla akın akın geliyorlar. Konyaaltını vazgeçilmez kılan işte bu doğal güzelliklerdir. Sarısu Doğa Parkı'nda ışık konumuna göre anlık değişebilen nefes kesici güzel manzaralar, ressamlara esin kaynağıdır. Antalya tüm mevsimlerde güzellikler sunar. Konyaaltı Sarısu sahilleri dahil, yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda mavinin bütün tonlarına sahip tertemiz denizi, koylarıyla bütünleşmiş yemyeşil ormanların, büyüleyici güzelliği, yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerini 4 mevsim ağırlıyor. Gündüzleri ayrı güzel, geceleri ayrı güzeldir, Konyaaltı. Kış mevsiminin bittiği ve ilkbaharın başlangıcında, Sarısu Deresi'nin, Akdeniz'in muhteşem sularıyla buluşma sahasında çok özel görsel güzellikler oluşur. Bulutlu ve güneşli havada, Sarısu sahilinde, karşıda Sıçan Adası ve gerisinde muhteşem Beydağları silsilesi benzersiz görkemli manzaralar sunar. Kemer Yarımadası'nı da unutmamak lazım, bulutların güneş ve Akdeniz'le dansı, Sıçan Adası'nın koyu yeşili, Beydağları'nın güneşi arkasına almış hali ile, olağanüstü muhteşem panoramalar demetine hoş geldiniz, diyoruz. Sarısu Akdeniz kucaklaşmasında, görkemli göz alıcı manzarasının hemen gerisindeki sahil ve orman Şubat ve Mart ayında bile, olağanüstü güzelliktedir. Geniş sahilden geriye dönüp bakıldığında, ormanın herkesi gizlediği görülebilir. Kış mevsiminin son günlerinde, Sarısu Doğa Parkı'nda farklı ışıklı zaman biriminde, farklı renk tonları ile Şubat ayında doğanın en güzel renkli elbiseleriyle konuklarını karşılayışını izlemek yorgun bedene terapi etkisi yaratır, buraya gelin, yoga ve meditasyon yapın. Sarısu Doğa Parkı'nda, Sarısu Çayı herpetofaunasında kurbağa vıraklaması neredeyse her mevsimde devam ederken, tersine, deniz, çevredeki tabi ve suni göl ile çevre akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık sahası doğal sınırıyla, Sarısu'nun Akdeniz'le buluştuğu yerde harika güzellikte kumul lagünsel bataklık, Antalya'nın eşsiz güzelliğinin sadece bir bölümüdür.